Cumhuriyet Halk Partisi atanan milletvekili Refik Er Yılmaz, 22 Haziran 2012 tarihinde Suriye hava sahasında düşürülen uçağımız ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 20 milletvekilinin desteğini de alarak araştırma önergesi verdi. Yaşanan elim olayın bugüne kadar aydınlatılmadığını, ortada da çelişkili açıklamaların bulunduğunu ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmediğini belirten CHP atanan milletvekili Refik Er Yılmaz, bu olayın şehit pilotlar Suriye'ye karşı yürütülen kirli savaşa kurban mı edildi sorusunu akıllara getirdiğini öne sürdü. 22 Haziran 2012 tarihinde Malatya'da konuştuğu 7. Anajet üstünden kalkan RF-4E Pantum tipi keşif uçağının havalandıktan 1,5 saat sonra Hatay'ın güneybatısında Akdeniz açıklarında Suriye askeri unsurları tarafından düşürülmesi olayının hala gündemdeki yerini koruduğunu ifade eden milletvekili Er Yılmaz önergesinde pilotlarımız Yüzbaşı Gökhan Ertan ve Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy'un şehit olmasına sebep olan bu acı olayla ilgili çok sayıda çelişkili açıklama yapılmıştır. Dışişleri Bakanlığı uçağın düşürülme yeri ve şekliyle ilgili olarak yaptığı açıklamada uçağımızın eğitim uçuşu yaptığı bir esnada uluslararası hava sahasında Rus yapımı SA-11 füzesiyle vurulduğunu ifade etmiştir. Suriyeli yetkililer ise tam tersi bir açıklama yaparak uçağın Suriye hava sahasında ve uçak savar ateşiyle düşürüldüğünü açıklamıştır. Dışişleri Bakanlığı'nın iddia ettiği gibi uçağımız füzeyle düşürüldü ise uçağımızın üzerine kilitlenen bir füzeyi görmesi gereken gelsin ki bölgede birçok mevzisi bulunuyor, uçağımızı düşüren füzeyi tespit etmiş olması ve pilotlarımızı uyarması gerekirdi. Genelkurmay Başkanlığı hem Dışişleri Bakanlığımızın hem de Suriyeli yetkililerinin açıklamalarından tamamen farklı bir açıklama yaparak uçağımızın uçak savar mermisi veya güdümlü füze ile değil uçağın blast etkisiyle düştüğünü ve şehit pilotlarımızın da uçağın enkazı içinde bulunduğunu ifade etmiştir. Uçağımıza görevi kimin verdiği, hangi amaçla bölgede bulunduğu, nasıl düştüğü, pilotlarımızın hayatını nasıl kaybettiği, boğularak mı yoksa başka bir sebep mi şehit oldukları tartışma konusu olan olayın bir başka boyutudur. Şehit pilotlarımızın otopsi raporlarının açıklanmaması da bir başka muammadır. Tüm bu çelişkili açıklamalara ek olarak kaza kırım uzmanları ve havacılık mühendislerinin Genelkurmay'ın yayınladığı fotoğraflar üzerinde yaptığı değerlendirme ve açıklamalarda eklenince olayın vahameti daha da yüksek boyutlara ulaşmaktadır. Uzmanlar ayrıca pilotların su altından robot kollarla çıkarıldığı yönündeki açıklamanın da düşündürücü olduğunu, zira o kabinlerden pilotu isteği dışında çıkarmanın çok zor olduğu, özellikle robot kollarıyla bu işi yapmanın imkansız olduğunu, ayrıca pilotların ilk yardım malzemelerinin olduğu çantanın yanmaz erimez olduğunu, ancak malzemelerin eridiği, botların, yastıkların, kaskların su üzerinde bulunduğu, kasklardaki vizörlerin durumu ve üzerlerindeki iz izlerinin de kafa karıştıran başka bir husus olduğu yönünde açıklamaları olmuştur. Söz konusu uzmanların bu açıklamaları resmi yetkililerin açıklamalarını daha da şüpheli hale getirmektedir ifadelerine yer verdi. Cumhuriyet Halk Partisi atanan milletvekili Refik Er Yılmaz, Akdeniz açıklarında düşürülen uçağın hangi nedenle düştüğünün belirlenmesi, bu iddiaların araştırılması, şüphelerin sağlıklı şekilde giderilebilmesi için tarafsız bir denetim ve incelemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılmasına ihtiyaç olduğu görüşünü savundu.